Hafifçe hamurun kıvamı aldı mı Gülben? Sen bana hepsini mahsus yapıyorsun bence şu anda ya. Bak, hafifçe, hamurun kıvam almış mı? Hafifçe, almadı kardeşim. Hafifçe hamurun kıvam aldıktan sonra evet. Her şeyi tezgahın üstüne çıkartmanı istiyorum. Her şey ne? O kasenin içerisindeki her şeyi tezgahın üstüne çıkart. Bak tezgahın üstüne çıkart. Ama un koymuşsun. Niye söylemiyorsun Arda? Un koymadım. Ne hayır. Varsa kasenin içerisinde. Ha, her tamam. Şey kayıtlarda. Bak hiçbir şey gizli kalmayacak. Her şey buraya? Kayıtlarda. Şimdi Arda bunu buraya döküyor muyum? Evet döküyorsun. Sen ne gurur duyuyorum. Yapacaksın bunu. Ya, arkasından maraca. Bak güzelce yoğurmaya başlıyorsun. Ha. Öyle mükemmel bir ölçü verdim ki sana. Öyle bittik ki biz mükemmel şu anda. Mükemmel bir ölçü bak ne kadar güzel oluyor. Şu an bunun ne kadar güzel olduğunu sen de bence görüyorsun. Her şey dağıldı gel buraya. Nasıl dağıldı ya? Mümkün değil dağılmaz. Seninki topalak mı duruyor? Oo tabii bak şahane duruyor ya. Ne? Nasıl ne? Ya bir göreyim Allah aşkına. Al. Aa! Buna bak! İplikler dolaşıyor. Bir dakika. Suyunu mu az koydun? Gel buraya. Hayır çok koyma suyunu sakın. Birazcık koydum. Biraz. Bıcırık bıcırık olacak şimdi. Oh, eyvah. Oh. Ben dedim size hamurlu bir şey yaptırmayın bana ya, diye. Ya Gülben ya sen yani nasıl... Ya. Bu hamuru senin tutturamama imkanın yok. Bence şu an sen benimle eğleniyorsun. Ben inanamıyorum ya. Yayına girmeden önce dedi ki bana bir tek hamur yaptırmayın dedin bence ya. Bence şu an sen benimle eğleniyorsun Gülben. Ah bittik bittik bittik. Hiçbir şey olmaz. Adamın hamuru topalak oldu. Benimki olmadı daha. Hiçbir şey olmaz. Ne yapıyorsun? Hayır öyle bir şey olmaz. Ya ben böyle bir şey görmedim ya. Çok güzel. Aslanlar bu böreği yiyecek. Hadi onu adam et. Vallahi epeydir Arda ile omuz omuza çekiyoruz. İlk defa birisi tezgahımdan malzememi yürüttü. Yani bakan oldu. Kopya çeken oldu. Malzeme isteyip paylaşan ve benzeri teknikleri gözlemleyen oldu. Fakat ana malzemeyi, hazır malzemeyi alıp götüren ilk defa görüyorum. Olur. O da Gülben Ergen farkı. Oradan kendime pay çıkartayım. Allah'ım programa bir renk kattım falan diye. Her tarafım un dolu. Her tarafım un. Bana hamur açtırdınız size inanamıyorum. Dolma sarsam daha iyiydi yani. Ya bu ben ne yapacağım gitmeseydin bunu ya? Gitmeseydin kardeşim öbür tarafa. Aşk olsun ya. Böyle bir şey olur mu? Hayatımda böyle bir şey görmedim ya. İnanılmaz bir şey yani. Çok güzel, çok güzel. Arda ile omuz omuza tarihinde ben adımızı hiç böyle bir şey görmedim. Göklere yazdırdım. Aşkı da öylesin. Peki bari şöyle yapalım. Yarısını bana ver ya. Al bir parça vereyim kıvamı. Allah razı olsun. Bu ne ya? Bundan ne yapacağız? Yarısın. Sen de bana bir parça ver. Yarısın ver, yarısın. Vermeyeceğim. Anlaşalım. Sen kurtarırsın ustasın. Ne ya oldu? Bunu nasıl kurtarayım bu? Allah'a şaşmış bunun garibimin. Bunu ne yapayım ben? Ya yarısını ver. Yarısını. Vermeyeceğim Arda, onu vermeyeceğim. Sana yeter. Vermeyeceğim Arda. Böyle bir şey olamaz ya. Tamam ben bundan da yaparım. Ah. Adam pide gibi yapmış hamuru. Bundan sonrasını da söylersem ne olayım? Hadi bakalım. Eğer ben de gerçekleri açıklamazsam bundan ne olayım? Sonrasını Arda da sen düşün. Arda'yla omuz omuza adlı programda. O bu kasesin içinin dibine bir şey sürüyor kesin. Kesin hile şimdi var. Sen görürsün. Bundan sonrasını artık sen düşün. Sen hamurunu düşün. Yaptın mı? Bir dakika dur. İçine o serti koyunca karizması bozuldu. İçine o serti koymayacaksın. Hamurunu kenara al. Üstüne bir nemli bez koy ve birazcık dinlendir Gülben. Sonra gel lavaboda ellerimizi yıkayalım. Tamam. Hayır bu benim hamurumu çalacak. Katiyen hamurum. Evet. Devam ediyorum. Hamurum elimde bak oradan peki, çalacaksın niye, anladım. Anladım. Niye kendi lavabonda yıkamıyorsun elini? Ay bu senin lavabon. Yok senin lavabonda yıkayayım belki kabiliyet geçer. İnanılmaz.